16 Nisan referandum gecesi özellikle Yüksek Seçim Kurulu'nun içerisinde olduğu bu siyasi mühendislik dünyada da Türkiye'nin demokratik imajına ciddi bir gölge düşürmüştür ve esasen demokratik imajı kökten sarsmıştır. Artık Türkiye'de seçmen ne derse desin, Türkiye'nin demokratik seçim yapabilme yetisinin olmadığını göstermiştir. Sandıktan çıkanlar eğer sandığa giren oylarla uyumlu olmuyorsa bu seçim demokratik değildir. Bu ancak diktatöryanın olduğu ülkelerde göstermelik sandık koyma egzersizinden başka bir şey ifade etmez. Avrupa Birliği süreci zaten donmuştu. Bundan sonra ciddi sıkıntılar yaşayacağız. Türkiye'nin ihracatında, turizminde, yatırımında ve ekonomisinde ciddi sorunlarla karşılaşacağız. Bu konularla ilgili önümüzdeki dönemde hep birlikte şahit olacağız. Türkiye'de devlet destekli Yüksek Seçim Kurulu'nun taşeronluk yaparak üretilen bu siyasi sonuç meşru değildir. Bu utanılacak bir durumdur. Türkiye'nin uluslararası alandaki saygınlığına, itibarına ve demokratik özelliğine ciddi bir darbedir. Bir başka konu, biliyorsunuz Ege'de bir süre önce Eşek Adası'na Yunan Savunma Bakanı geldi. Dün de bizim Milli Savunma Bakanımız, biz yakından takip ediyoruz, Yunan Savunma Bakanı şov yaptı diye bir açıklama yaptı. Ve aynı gün Hava Kuvvetleri Komutanı dedi ki, Sayın Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Balıkesir hava üssüne inmesiyle alakalı ve oradaki askeri törenle alakalı olarak Genelkurmay Başkanımızın direktifi üzerine inceleme başlattık. Ben raporumu tamamladım. Kasıt yok, kusur var dedi. Herhalde birileri üzülmüş. Türkiye'nin Ana Muhalefet Partisi ile ilgili, parti başkanı ile ilgili bu tırnak içinde kusura kim mahal verdi diye araştırma yapıyorlar. Bunların kanına dokunmuş. Ama bu zat-ı muhteremlerin Barzani gelirken, İstanbul'a ve Ankara'ya gelirken altına kırmızı halılar serildiğinde, göndere bayrak çekildiğinde, Yunan Savunma Bakanı Eşek Adası'na, egemenliği tartışmalı Eşek Adası'na gittiğinde bunların kanına dokunmuyor mu? Ben size söyleyeyim. Büyük kusur var, evet. Balıkesir'de çok büyük kusur var. Şimdi Eşek Adası'na ses çıkarmayan Genelkurmay Başkanı Balıkesir'deki olaya da ses çıkarmamıştır. Ve derhal Genelkurmay Başkanı'nın görevden alınması gerekir. Siyasi sorumlusu Genelkurmay Başkanı'dır. Siyasetin şakşakçılığını yapmak onlara düşmez. Onlar görevlerini yapsınlar. Ege'de işgal altında olan ada, adacık ve kayalıklarla ilgili bir şeyler yapsınlar. Oralarla ilgili bir inceleme, soruşturma açsınlar. Bunlara kim göz yumuyor, onları araştırsınlar. Türkiye'nin Ana Muhalefet Partisi Başkanı'na gösterilen muamele maalesef Eşek Adası'nda şov yaptığı söylenen Yunan Savunma Bakanı'na gösterilen muameleden daha kötü. Bu ülkenin kurucusuna, bu cumhuriyetin kurucusuna ve liderimize saygı duymayanlara, makamı, mevkii her ne olursa olsun, biz de zerre kadar saygı duymayız. Bir ülkenin eğer evlatları kendi liderine sahip çıkamıyorsa, kendi liderine saygı duyamıyorsa onlara yazıklar olsun deriz. Bu kadar açık.